Kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün alışılmışın dışına çıktık. Her zaman evimizdeki akvaryumlarla alakalı, üretimle alakalı videolar çekiyorduk. Bugün bir üretimhaneye geldik. Üretimhanede sahibi, işletme sahibi bir arkadaşımızın aracılığıyla bugün bu türlerin videosunu çekeceğiz. Yaklaşık 60 tane havuzumuz var. Bu havuzda bulunan balıklar hakkında detaylı olarak işletme sahibimizden de bilgi alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi de tesis sahibi Kahraman Gündüz abiyle birlikteyiz. Kahraman abiye bazı sorular soracağız. Röportaj tarzı, böyle bir gezinin devamı tarzında bir video olarak geliyor. Öncelikle Kahraman abi, bu işi kaç yıldır yapıyorsun? Ortalama 25 yıldır yapıyorum. Ortalama 25, evet, 25 yıldır. Peki, hobi olarak başladık. Pet shop'umuz vardı. Oradan toptana geçtik ve şu anda da üretim yapıyoruz. Pet shop'tan üretime geldiniz. Evet. Peki abi, yıllık kaç balık üretim yapılıyor burada ve hangi türde oluyor bu balıklar? Ortalama yerimiz 50 bölüm. Toprak alan, seri alanı ve akvaryum ortamı. 2 milyonun üzerinde balık üretiyoruz. Bunun 1,5 milyonu ortalama Japon balığı. 100 bin, 150 bin koyu balığı üretiyoruz. Ondan sonra normal toprak alanda yine vatoz üretiyoruz. O da ortalama 100-150 bin civarı. Geri kalan da canlı doğuran kısmı. Peki bu kadar balık hangi aylarda üretiliyor ve satılıyor abi? Hangi aylarda dediniz? Seradan toprağa geçişte 4. 5. ayda. Bu havanın şartlarına göre bir ay erken bir ay geç olabiliyor. Yani o şekilde atıyoruz. Peki hocam, toprak ve bu sera havuzların farkı nedir? Yani toprakla sera havuzun arasındaki fark sayı farkı. Serada maliyeti biraz daha fazla. Toprak alanda daha hızlı büyüme oluyor. Daha iyi gelişim oluyor. Yani oradaki fark o. Peki bu toprak havuzlardaki yemler nasıl oluyor? Hangi yemi kullanıyorsunuz genelde? Toprak havuzda şöyle söyleyeyim, son 5-6 yıldır kendi yemimi kendim yapıyorum. Yem makinesi aldım, ruhsatımızı aldık, yem çıkarma ruhsatımızı aldık. Tabii bunun üzerinde bir 9 yıl yem çalışması yaptık. Bundan daha önce balık büyütemiyorduk. Nasıl büyütemiyorduk? Biz normalde balığı 5-6 ayda satışa getiriyoruz. Ama araştırmamda baktım, yurt dışında 3 ayda satışa getiriliyor. Biz bunu araştırdığımızda yem sorunu gördük. Maalesef Türkiye'de alabalık yemini süs balık yemi diye bize tanıttılar, sattılar. Biz de 6 ayda büyütemediğimizin, 3 ayda pardon, büyütemediğimizin amacı bu. Sonra araştırmamda baktım, alabalık yemi yağ oranı çok fazla, protein oranı çok farklı. Bizim sıcak su dediğimiz balığımız 20 derece ile 30 derece arasında büyüme yapıyor. Ama alabalık yeminde yağ oranı 45 olduğu için bizde yağ 7 ile 8-10 arasında. Alabalık yemi kullandığımızda büyütemiyoruz. Büyütemediğimiz, o yüzden kendi yemimi kendim yapmaya başladım. Burada hemen hemen %50 avantaja geçtim. Hem yemden hem büyüme alandan. Bayağı bir karımız oldu orada. Peki bu kadar büyük bir tesisin havuzlarındaki su değişimi nasıl gerçekleşiyor? Zor oluyor mu? Ya su değişimi, doğru suyu kullanırsanız, doğru suyu derken biz toprak havuzda ve beton havuzlarda genellikle gübre kullanırız. Hayvan gübresi, yanmış, su değmemiş. Bunu kullanırsak oksijen sorunu olmaz. Balıklarda hiçbir sıkıntı olmaz. Mesela şurada gördüğünüz gibi yeşil suyumuz var. Oksijen kendiliğinde orada oluşur zaten. Ama temiz su olduğu zaman burada su sorunu olur. Balıklarda hastalık başlar. Biz bunları gübreyle su pH'ini ayarlıyoruz. Peki elma salyangozu gördüm burada. Bunun özel bir nedeni var mı? Elma salyangozu hem satış için hem suyun pH'ini ayarlıyor. Tabandaki oluşan, kenarlardaki oluşan nitratları alır. Yani bildiğimiz içtiğimiz su filtresi görevini görür. Onun da özelliği o. Peki satış boyuna ne zaman geliyorlar? Satış boyuna dediğim gibi 3 ayla 4 ay arasında Lepistes, Japon, Koyu, Vatos balıklarında genellikle biz 3 ve 4 ayda doğru beslemeyle satışa geliyor. Bu toprak havuzdaki balıklar akvaryuma geçince herhangi bir sorun oluşturuyor mu? Tabii ona direkt geçiş yaparsanız sorun olur. Şimdi toprak havuzdan geldiği zaman biz burada öncelikle bir ilaçla banyo yaptırırız.
Evet. Banyodan sonra iç ve dış parazit olayı var. Bunları alırız yemle veya suyla, yani ilaçlı suyla diyeyim, yemin içerisinde. Bu da ortalama 15-20 gün civarında bulur. 15-20 günden sonra akvaryumda bir kısım deneme yaparız. Sağlıklıysa, sorun yoksa, dışında dış parazit, kuyruğunda, solungaçlarında herhangi bir sorun yoksa zaten ondan sonra müşterilere gider. Peki ben astronot balığı gördüm burada, evet, gezerken de. Onlar hakkında birkaç tane aklıma takılan soru var. İsterseniz o tarafa geçelim. Onlarla tamam, da ilgili tamam, soruları da size sorayım hemen. Evet, burada astronot balıkları var. Burada merak ettiğim hususlar iki tane. Birincisi, neden fayans yerlerde fayans var? Bunları merak ediyorum. Fayansları katmamızın amacı, mesela akvaryum ortamında pek çiftler bir araya gelmez. Burada daha bir hızlı şekilde çiftleşme olayı oluyor. Çiftler bir araya ayrılıp biz oradan alıp akvaryuma alıyoruz. Akvaryumda da çiftlerden yavru alıyoruz. Aynı zamanda fayans üzerinde de yumurta yapıyorlar. İkinci merak ettiğim husus da burada yabani lepistes gördüm. Bunlar ne amaçla kullanılıyor? Onları yemesi için kullanıyoruz. Yani doğru yem olarak, canlı yem olarak protein, ortalama 35-40 protein canlı yem ihtiyaçları var. Bunu da o amaçla kullanıyoruz. Aynı zamanda kuru yem de kullanıyoruz yanında. Anladım. Peki bu vatoz sevkiyatlarında %50'lik bir fire var. Bunun nedeni nedir? Vatoz, yani çoğu arkadaşlar üretim yapanlar şu anda Türkiye genelinde, yani şöyle topraktan çıktıktan sonra beton havuzdan akvaryum ortamına alırken kepçede genellikle çok yoğun alırlar kepçe içerisinde. Onların da birbirini delme olayı var. Köpçü, vatoz olaylarında sağ sol yüzgeçlerinde şöyle söyleyeyim, kendi çapında ufak bir zehri var. Diğerinin karnına değdiği zaman onu zehirler. Bu da 8-10 gün içerisinde ölüme sebep olur. Yakalarken arkadaşlar 8-10 tane değil de 50 tane birden yakalamış oluyor. Normalde bir kepçede 5-6 tane, bilemediniz 10 tane yakalanır. Biz burada alıp ilaçlamamızı yaparız. Ondan sonra sevkiyata gidiyor. Zaten burada 3 gün, 5 gün kaldığında ölüm olmadığını görüyoruz. İlaçlama bitmiş oluyor. Buradan da 15. gün veya 20. gün veya 5. gün artık ortama göre, ona göre sevkiyata yolluyoruz. Çok şükür bizim öyle bir sıkıntımız olmuyor yıllardır. Özellikle vatozla. Kesinlikle. Bu yanlış bilinç bu fireye sebep oluyor yani. Tabii yanlış bilinç. Aynı zamanda bu tür eğitimler Türkiye'de hiçbir zaman olmadı. Evet. Çünkü bizim Türkiye'de bu balıkların üretimi yeni başladığı için yıllardır var ama bu tür eğitimler hiç kimse yapmadı. Bilgi vermiyorlar. Genellikle bilgiyi saklıyorlar. Evet. Yani bilgi paylaşacaksın ki insanlar, yeni başlayanlar öğrensin. Ama burada ne yazık ki çoğu hocalar, evet, özellikle söylüyorum, çoğu hocalar ben diyor 20 yıllık, 30 yıllık bilgimi niye öğrencilere vereyim? Onlar da ben de şunu diyorum, o öğrenci 30 yaşına kadar gelince kadar cahil kalıyor, evet, bir şey öğrenemiyor. Nasıl öğrensin? Çok yani haklısın. Burada biz eğiteceğiz, söyleyeceğiz, göstereceğiz. Ben bütün bildiklerimi paylaşırım. Çoğu hocalar der bana söyleme bildiğini. Niye söylemeyeyim? Ben söylemediğim zaman o arkadaşlar, o çocuklar nereden öğrenecek? Nasıl yani bu hali, bu Türkiye olarak gelişelim diyor ama nasıl gelişeceğiz? Ben bilgimi hiçbir zaman saklamam. 25 yıldır bütün bilgimi söylerim. Keşke yani, bütün hocalar da sizin gibi olsaydı. Yani işte o şekilde düşünmediği için biz üretim olarak dünyada gerideyiz. Öyle. Suriye bizden çok geriler ama üretimde bizden ilerideydiler. Öyle. Ben oradan ithalat yapardım. 3 milyon, 5 milyon balık ithalat yapardım. Az önce özel bir tür gördüm. Onu çok merak ediyorum. Onun hakkında da ufak bir bilgi alabilir miyim? Moli kısmında mı? Evet, oradaydı. Sarı renkteki bir tür gördüm de. Gördüğünüz gibi akvaryumlarda beyaz molilerimiz var. Evet, tam olarak bu türlü. Şurada moli dediğimiz, asıl ismi Velifera, yani pastel türü. Pastel olarak. Bunların da renk çeşitleri ortalama 12-13 çeşit var. Koyu renklisi, açık renklisi, kuyruğunda değişik renkler, mavi olsun, beyaz olsun, sarı olsun renkleri var. Velifera olarak geçiyor. Moli grubuna giriyor bunlar. Bunların ortalama biz bu sene Allah izin verirse 12-13 çeşitini üretiyoruz.
Evet, burada da çok sayıda Japon balığı görüyorum. Satışa hazır hale gelmiş Japon balıkları evet. Galiba burada da. Evet. Bunlar filesini burada veriyor ve sonra gönderiliyor değil mi? Tabii tabii. Burada rahatsız olanlar, kepçede, ağda veya beton havuzda sorumlu olanlar burada iç parazitini, dış parazitini aldıktan sonra beton havuzdan çıkarıp ağın üzerine alıyoruz. Ağın üzerinde de ortalama bir 5 gün, 6 gün karantina süresi var. Burada herhangi bir sorun yoksa paketlemeyi ona göre yapıp toptancı arkadaşlara veriyoruz. Biz parakende değil de genellikle toptan servis yapan ve toptan esnaflara veriyoruz. Buradan o şekilde gidiyor. Yani sağlıklı bir şekilde, bizde hiçbir şekilde en ufak hatası olmadan yoluyoruz inşallah. Burada da herhalde yine aynı şekilde. Evet. Yine Japon ve Moli grupları şu anda. Burada galiba araçlar vardı. Burada onların bir menü var büyük olarak. Evet. 3-4 numara dediğimiz. Şurada da onların bir büyüğü. Yine burada daha büyükleri, kademe kademe. Şu anda gördüğünüz gibi suda oksijen yok. Hava çalışmıyor. Ama iyi bakteri ağırlıklı olduğu için geceleri oksijen düştüğü için sadece geceleri blower motor çalıştırıyoruz, hava veriyoruz. Onun dışında sorunumuz yok. Son soru olarak da akris dostlarımıza bir öneriniz, bir tavsiyeniz var mı? Önerim şunu diyorum, yani genellikle şöyle diyeyim, su değişimini arkadaşlar ya ölüm yaşıyoruz diyor alanlar, su değişimini %50'nin altında yapmayın, hiçbir zaman suyunuzu sıfırlamayın. İçerisinde iyi bakteri sürekli kalsın. Sünger yıkamada olsun, su değişiminde olsun, arkadaşlar ilaçla yıkıyor, kireç sökücüyle yıkıyor, hani yıkayın ama her zaman %50 mutlaka suyunuz kalsın, iyi bakteri mutlaka kalsın. Yani iyi bakteri olmadığı zaman balık yaşamaz. Çeşme suyunda genellikle yaşayacağı hiçbir ortam yok. O da biz ne yapıyoruz? Eski suyla veya süngerle onu yenilemeye çalışıyoruz. İyi bakteri üretmeye çalışıyoruz. Ama suyu sıfırladığınız zaman 10 günlük arkadaş diyor dinlenmiş suyum var. 20 günlük o dinlenmiş suyun ama içerisinde bakteri olmadıktan sonra bir ay dinlensin. Bakteri kaçırıyor. 25 dereceden sonra bakteri canlanır. Yani bunlar da çoğu arkadaşlar bilmiyor. Bilmediği için de balık ölümü yaşıyor. Ben Sri Lanka, Tayland, Endonezya oralardan ithalat yaparken biz ayda ortalama 150 koli balık açardık. Bu dediğim balıktan ortalama 150-200 çeşit balık açardık. Fire vermeden neredeyse balık açardık. Niye? Sularımızda iyi bakteri var. İyi bakteri olduğu için balık ölümü olmaz. Hangi balığa ne zaman yem verileceği? O çok önemli. Balık geldi. İlk 3-5 gün satılmayacak kesinlikle ama maalesef şu anda arkadaşlar getirdiği gibi satış yapıyor. Tamam. Satış yaparsa alan hobicilerde, akvaryumcularda %50 ölüm oluyor. Diğer firmaya ya ölüm oldu. Ya ölüm olma sebebi sizden kaynaklanıyor. Evet. Satıcılardan bahsediyorum. Çok vermeyin, 3 gün sonra satın. Yemleyin, otursun, ondan sonra yemini doğru kullanın. Yani buradaki şey çok önemli, yem çok önemli. Alabalık yemi kullanmayın. Alabalık yemi bizim yemimiz değildir. Bizim 30 derece, alabalık 10 derece su sıcaklığı. Yağ oranı 10'da 45, bizde yağ oranı 6. Yani aradaki farka bakın. Çok farklı. Yağlı şeyler. Yemi yediği zaman ne olacak? Hiçbir şekilde büyüme olmaz, rahatsız olur. Artı sıcak olduğu zaman yağ tamamen oksijeni bitirir. Nitrat patlaması olur. Bundan dolayı. Teşekkürler bu arada. Evet, biz teşekkür ederiz. Bugün Kahraman hocamızın üretim tesisindeydik arkadaşlar. Sizlere bilgileri aktarmaya çalıştık. Eğer faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler.